billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedâna Allah. لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا وَقُرَّةِ أَعْيُنِنَا مُحَمَّدٍ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم جناب حق وفياز مطلق cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli dostlar, Ramazan-ı Şerif'in ikinci cumasını idrak etmiş oluyoruz. Yüce Rabbim, başından sonuna kadar gecesiyle gündüzüyle en güzel şekilde ihya edebilmeyi, Kadir Gecesini idrak edip ihya edebilmeyi, bayramı hak ederek bayrama ulaşabilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. İnsanoğlu Allah'a karşı sorumlu bir varlıktır. Canlılar içerisinde ve varlıklar içerisinde Kur'an'a muhatap olan, emir ve yasaklara muhatap olan bir varlıktır insanoğlu. İnsanoğlunun Allah'a karşı, yaratıcısına karşı vazifeleri elbette onu yüceltecektir. Onu ebedi alemde cennet ve cemalullah ile şereflendirip ebedileştirecektir. İnsanoğlunun Allah'a karşı, yaratıcısına karşı vazifelerini inkar etmesi ve Allah'a sırtını çevirmesi de insanoğlunun şerefini sıfırlayacaktır. Hatta diğer canlılardan da daha şerefsiz hale getirecektir. Bizim vazifelerimiz, Allah'a karşı olan vazifelerimiz, elbette değişik yönleriyle baktığımız zaman değişik kısımlara taksim edilebilir. Ancak bugünkü dersimizde bu vazifeler içerisinde herkesi ilgilendiren, her birimizi ilgilendiren bir yönünü müzakere etmeye çalışacağız. Kıymetli dostlar, ibadetler vardır. Farz, vacip, sünnet, edep, ibadetler var. Haramlar var, yasaklar var, kaçırmamız gereken şeyler. Bunlar emir ve yasaklar diyelim. Bir de insanın ahlak boyutu var, manevi boyutu var. Gözle gözüken şeyler var, gözle gözükmeyen şeyler var. Ahlakın kendisi gözle gözükmez, ancak onun tezahürü anlaşılır toplum ilişkilerinde. Dolayısıyla bugünkü dersimizde güzel ahlak, Müslümana yakışan güzel ahlak ile ilgili Kur'an'ımızda ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde neler olduğunu kısacası vaktimiz el verdikçe gözden geçireceğiz. Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde bir ayeti kerimesinde Es-Sa'idu billah ve kul li ibadi yekulu'lleti hiye ehsen. Kullarıma de ki, konuştukları zaman, birileriyle muhatap oldukları zaman öyle ben haklıyım, doğru söylüyorum diyerek aklına geleni değil, en güzel cümlelerle
en güzel sözlerle karşıki tarafa ifade-i meram yapsınlar. Şimdi söz var, söz var. Bir sözü tebessüm ile söylemek vardır, tatlı dille söylemek vardır. Bir de hakaretle bağırarak söylemek vardır. Aynı cümleyi bağırarak söylemenin etkisiyle tatlı bir şekilde tebessüm ile söylemenin efendim etkisi, tepkisi farklı olur. Allah Celle Celaluhu bizlere Habibine emrederek ve kul li ibadi kullarıma de ki yekulul lati hiye ahsen. Yani sözleri söylerken öyle kelimeler seçsinler, öyle efendim pozisyon seçsinler ki en güzel şekilde karşıki tarafa ifade etsinler. Ben haklıyım diyerek böyle ortadan ağzını burnunu kırarak, karşıki insana değer vermeyerek, ona hakaret ederek bir şeyler anlatmak çözüm değildir. Faydası da yoktur, zararı çoktur. Yine bu ahlakla alakalı bir meseledir. Yani bir insanın tatlı dilli olması, güler yüzlü olması, bir sözü söylerken annesine mi söylüyor, babasına mı söylüyor, eşine mi söylüyor, çocuğuna mı söylüyor, arkadaşına mı söylüyor, işçisine mi, patronuna mı? Yani burada insanın karakter yapısı ve ahlaki durumu hemen kendisini ortaya koyar. Kibirli, gururlu insanlar, herkese tepeden bakan insanlar, onların ifade-i meramları farklı olur, kibar insanlarınki farklı olur, mütevazı insanlarınki farklı olur. Yine ahlakla elbette alakalıdır ve evfu bil ahd. Söz mü verdin, sözünde duracaksın. Sözünde durmamak ahlaki bir sıkıntının eseridir. İnna Allah emru bil adli vel ihsan. Allah adaleti emrediyor, iyiliği emrediyor. O da bir ahlakın tezahürüdür. Bir baba hayattayken çocuklarına eğer bir şey verecekse çocukların arasında adaleti sağlaması lazım. Birisine bir veriyorsa öbürüne iki veremez, vermemelidir. Efendim, birisine iki veriyorsa birisini mahrum etmemelidir. Dolayısıyla bir insan adaleti mutlaka sağlamalı, kendi çocukları arasında sağlamalı. Adaleti sağlamak da nedir? Bir ahlakın tezahürüdür. Kur'an-ı Kerim bize bunları emretmektedir. وَاَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّب۪يلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْد۪يرًا. Yani hak sahibine hakkını vereceksin. Yakınlarına ilgi duyacaksın. Fakir ve yoksullara ilgi duyacaksın. İsraftan kaçınacaksın. Bütün bunlar hep ahlakın tezahürü olan tavır ve davranışlardır. Kıymetli dostlar, sonuç olarak bir insan ya ahlaken tekamül etmiş olur, güzel ahlaka sahip olmuş olur veya ahlaken efendim kötü bir huya sahip olmuş olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlak bakımından insanların en güzeliydi, en güzel ahlaka sahip birisi idi. Efendim aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e Hazreti Enes 10 sene hizmet ettim diyor. 10 sene hizmet ettim. 10 sene kendisine hizmet yaptığım süre içerisinde bir defa bana öf dememiştir. Şu işi neden şöyle yaptın diye fırça atmamıştır. Veya şunu niçin yapmadın diye de fırça atmamıştır. 10 sene kendisine hizmet eden birisine öf demeyen ve yapmadığı bir işten dolayı neden yapmadın diye fırça atmayan, yaptığı yanlış bir işten dolayı neden bunu yaptın diye fırça atmayan bir yapıya sahipti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da onun nesini gösteriyor bize? Gerçekten çok üstün bir ahlaka sahip olduğunu. Genç bir çocuğun 10 senede yanlışı yok mudur? Vardır yanlışı ama o yanlışları nasıl telafi etmiştir aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Hiç incitmeden çok tatlı bir şekilde telafi etmiştir. Kıymetli dostlar, aleyhissalatü vesselam Efendimizin ihramlı olduğu bir dönemde ona av hayvanlarından olan himari vahşi diyoruz, av hayvanı olan affedersiniz merkep, onun eti yeniyor.
İhramda olduğu zaman ona böyle bir ikramda bulundular. Yani o himari vahşi dediğimiz av hayvanından ona ikram etmişler. Kabul etmedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Efendimiz bu hediyeyi kabul etmeyince veren kişi üzüldü, mimikleri değişti. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hemen gönlünü almak için dedi ki, ben ihramlıyım, ihramlıya av yasağı var, onun için almadım, yoksa ben yani yaptığın ikramı reddetmem dedi. Birdenbire kendisine incindiğini düşündüğü insana karşı aleyhissalatü vesselam Efendimiz hemen gönlünü alacak bir yaklaşım göstermiştir. Bu da gerçekten ahlakın, güzel ahlakın tezahürüdür. Bazen vatandaş arkadaşına ikram olsun diye camide namazdan sonra alıyor tesbihi veriyor. Yani ortada var olan tesbihlerden al diyor bir tane veriyor ona. Tesbih çekerken sana yardımcı olayım diyor. Adam tutuyor tesbihi geri atıyor. Şimdi kardeşim adam sana ikram ediyor. Tesbihi ikram ediyor. Sen o tesbihi eksik görebilirsin. Onunla çekmemek isteyebilirsin. Bu senin hakkındır. Ama sana ikram eden insana karşı bu tavrı ortaya koyman doğru değildir. Sen ona teşekkür edebilirsin. Ona tebessüm edebilirsin. Çeker gibi yaparsın, çekmezsin, fark etmez yani. Ama onun o ikramı karşısında hiç bunu kale almadan varmış yokmuş diye davranacak olursan bu ahlaki olmaz. Yani sana iyilik yapan insana elbette tebessüm etmek lazım, teşekkür etmek lazımdır. Kıymetli dostlar, Hazreti Nevvas bin Sem'an diyor ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordum. İyilik nedir, kötülük nedir, günah nedir dedim. Dedi ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, iyilik dediğin güzel ahlaktır. Demek ki iyiliği özetleyecek olursak iyilik nedir? Güzel ahlaktan ibarettir. Günah nedir diye sorduğun zaman kalbini tırmalayan ve insanların muttali olduğundan rahatsızlık duyduğun şey işte günah olur. Yani vicdanın rahat değildir bir işi yapmakta. Efendim, bir de insanlar görürse bu yaptığın işi, bundan dolayı da rahatsızlık duyarsın. İnsanlar bilmemeli benim bu yaptığım işi. İşte bu da günahtır diye tarif etmiştir. Kıymetli dostlar, burada neyi öğrenmiş oluyoruz? İyilik dediğimiz zaman özetle iyiliği nasıl ifade edebiliriz? İyilik güzel ahlaktır diye ifade edilebiliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hadisi şeriflerinde İnne min hiyârikum ehsenekum ahlâkan. Sizin en hayırlılarınız ahlak bakımından en güzel olanlarınızdır buyurdu. Onun için insan ahlakını güzelleştirmeli. Allah Celle Celaluhu nezdinde hayırlı olabilmek için, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nezdinde hayırlı olabilmek için buna ihtiyaç vardır. Bir de Ebu Derda radıyallahu anh Efendimizin rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifi paylaşalım. مَا مِنْ شَيْءٍ اَثْقَلَ ف۪ي مِيزَانِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَالْوَزْنُ يَوْمَ اِذِنِ الْحَقِّ Yarın ahirette mizan haktır diyor Allah Celle Celaluhu. Amellerinizi tartacağım. Ameller orada bir ağırlık teşkil ederek tartılacaklar. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, mizana girecek olan, tartılacak olan güzel ameller içerisinde güzel ahlaktan daha ağır basacak olanı yoktur. Yani namazlarımızın, oruçlarımızın, ibadetlerimizin her birisinin bir ağırlığı vardır. Ama güzel ahlakın ağırlığı hepsinden daha fazladır diyor. وَاِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ Şüphesiz Allah Celle Celaluhu çirkin hareketler yapan, çirkin sözler söyleyen kimseden nefret eder. Yani ahlakı bozuk, dejenere olmuş, tavır ve davranışları çirkin, usul ve adaba aykırı, sözleri usulsüz, gayri ahlakı olan insanlardan Allah nefret eder. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın sevgisini kazanıp kazanmamakta ahlakın büyük etkisi vardır. İnsanoğlu kıymetli dostlar, ahlakı ile ilgili
kendi kendini değerlendirdiği zaman kimse benim ayranım ekşidir demez. Herkes kendi huyunu güzel görmüş olabilir. Ancak aynanın karşısına geçtiğimiz zaman yüzümüzdeki, alnımızdaki lekeyi görebiliyoruz. Aynaya bakmasa yüzümüzdeki lekeyi göremiyoruz. Onun için insan ahlakını gözden geçirmeli, aynanın karşısına geçmeli. Çok güzel ahlaklı olan insanları ayna gibi görmeli. Toplumun herkesin sevdiği, saydığı ve ahlaklı kabul ettiği insanları bir ayna gibi görmeli. Onunla kendisinin arasında ne fark olduğunu mutlaka gözden geçirmeli. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz diyor ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle bir soru soruldu. İnsanları en çok cennete girdiren, cennete girmelerine en çok sebep olan hangi ameldir? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Allah korkusu bir de güzel ahlak demiştir. Demek ki insanların en çok cennete girmesine sebep olan neymiş? Allah korkusu. O ne yapıyor? Bütün haramlardan, günahlardan insanı ele tek çektiriyor. Bir de güzel ahlak. Güzel ahlakla insan birçok ibadet edenin ibadet etmesi neticesinde elde ettiği dereceyi o güzel ahlakıyla elde etmiş olur. Dediler ki ya Resulallah, insanları en çok cehenneme sokan nedir öyleyse? O konuda da iki şey söyledi. İki dudağın arası, iki bacağın arası dedi. Ağız ve iki bacağın arası dedi. Yani insanı en çok cehenneme sokan ağzından çıkan sözlerdir. Bir de şehvetinin esiri olması, şehvetinin mahkumu olması, haram helal noktasında kendisini kontrol edememesi. Kıymetli dostlar, aleyhissalatü vesselam Efendimiz, imanla ahlak arasında bir bağlantı kuruyor ve imanın kemale ermesinin şartlarından birisinin de güzel ahlak olduğunu ifade ediyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimizin naklettiğine göre aleyhissalatü vesselam Efendimiz, اَكْمَلُ الْمُؤْمِن۪ينَ اِيمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanı, ahlak bakımından en güzel olanıdır buyurdu. Demek ki ahlakın güzelliği imanın kemaline delalet eder. İman da bizim en büyük servetimizdir. Rabbim her birimizin imanını kamil eylesin. Ve hıyârukum hıyârukum linisâihim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, iman bakımından en kamil olanınız, ahlak bakımından en güzel olanınızdır dedikten sonra da sizin eşleri tarafından değerlendirildiğinde eşleri için en hayırlı olanlarınız, gerçekte de en hayırlı olanlarınızdır buyuruyor. Yani kıymetli dostlar, burada ahlakın tezahür ettiği aile yuvasında bir insanı ahlaki bakımından en çok kim bilir? Elbette eşi bilir. Eğer bir insanın eşi, eş olarak eşinden, kocasından, koca olarak baktığımız zaman hanımından, ahlaki bakımından memnun değil ise, o zaman bu insan ne yapamıyor? Ahlak sınıfını geçemiyor, notu düşük oluyor. Başka bir ifadeyle söyleyeyim kıymetli dostlar, yöre yöre insanlar farklı örflere sahiptirler. Bazıları çok otoriter bir tavırla eşine hiç söz hakkı vermez, hiçbir şey de konuşturmaz. Bazıları da ne emredersen baş üstüne derler, bazıları da istişareyle anlaşarak karşılıklı istişare yapılması gereken yerlerde istişare yaparlar. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bir insan eşi için hayırlıysa gerçekte de hayırlı demektir. Bir insandan eşi razı değilse, ahlakıyla razı değilse bu insan huysuz bir insan demektir. Çünkü eşlerimiz hayatını paylaşmak için bizimle bir araya gelmişlerdir. Biz de eşlerimizle hayatımızı paylaşmak için bir araya gelmişizdir. Eşlerimizle aramızdaki sırlar bir başkasıyla aramızda olan sırlardan çok daha ötededir. Dolayısıyla sevgide,
ilgide, beraberlikte en çok beraber olduğumuz, en çok sevgisine ve sevgimize ihtiyacı olan eşlerimizdir. Eğer onlar bizimle ilgili hayatımızın tabiri caizse yarısını kendileriyle geçirdiğimiz eşlerimiz bizimle ilgili ahlaken sıkıntı duyuyorlarsa demek ki gerçekte bizde bir problem var demektir. Öyleyse ne diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? Sizin eşleriniz arasında, eşlerinizle ilgili en hayırlı olanlarınız gerçekte de en hayırlı olanlarınızdır. Bundan şu çıkıyor. Yuvada, aile yuvasında problem çıkarmamak lazım. Huzurlu bir yuvayı oluşturmak için eşlerin her birisi kendisine düşen görevi yapmalıdır. Karşı taraf sinirli olduğu zaman alttan almasını bilmeli. Söz hakkı banadır, yumruğumu sallarım dememeli. Güçle, baskıyla, zulümle, zorlayla, zorbayla bu işi çözmemek lazım. Anlaşarak tatlı dille bir neticeye varmak lazım. Güzel ahlakın gerektirdiği de budur. Kıymetli dostlar, güzel ahlak insanı olduğu yerde zenginleştirir. Ne demek olduğu yerde zenginleştirir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki: "İnnel mu'mine le yudriku bi husni hulukihi derecete saimil qaim." Bir adam düşünün ki oruç tutuyor. Ramazan şartı yok burada. Ramazanın dışında nafile oruç tutuyor bir insan düşünün. Oruçla sevap kazanıyor mu? Kazanıyor. Bir başka adam düşünün ki geceleri kalkıyor, efendim gecenin derin saatinde abdestini alıyor, namaz kılıyor. Elbette gecenin o saatinde kalkıp ibadet etmek çok samimi bir kulluk ortaya koymaktır. Mecbur olmadığı Ramazan'ın dışında efendim nafile bir oruç tutuyor, bu da bir kulluk samimiyetini ortaya koymaktır bu. Ama diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, o orucunu tutan, o gece namazına kalkan insan, bu ibadetinin yanında ahlakında sıkıntı varsa, huysuz bir adam, geçimsiz bir adam, fakat bir başka adam düşünün ki onun gibi nafile oruç tutmamıştır ama ahlakı güzeldir. Onun gibi gece kalkıp namaz kılmamıştır, öyle samimi bir kulluk ortaya koyamamıştır ama ahlakı güzeldir. O ahlakı güzel olan insan, öbür tarafta sabahtan akşama kadar oruç tutan adamın orucundan aldığı sevabı o güzel ahlakından alıyor. Öbür tarafta sabah gece kalkıp da geç saatlere kadar namaz kılan, dua eden, zikreden, Kur'an okuyan insanın o uykusuzluk manzarasından aldığı sevaptan daha fazlasını öbür adam güzel ahlakından alıyor. Demek ki güzel ahlak olduğu yerde bir mekanizma gibi çalışıyor, insanın amel defterine sevap yazıyor, yazdırıyor. Oruç tutan insanın orucundan elde ettiğini, efendim geceleri kalkıp da efendim gecenin derin saatlerinde samimi bir kulluk yapan insanın o samimi kulluğundan elde ettiği sevabı öbür adam güzel ahlakıyla alabiliyor. Annemize babamıza karşı hele hele biraz yaşlı olan, himmetimize muhtaç, tebessümümüze muhtaç, tatlı dilimize ihtiyacı olan annemize babamıza karşı gerçekten böyle onların belki yaşlılık sebebiyle ileri geri konuştukları bir dönemde bile onlara böyle alttan alarak tatlı dille anacığım, babacığım diye bir cümle belki 100 rekat namazdan daha değerli bir şey kazandıracaktır sana. Eşinin moralinin çok bozuk olduğu, hastalığının sinir sistemini bozduğu bir dönemde sana çattığı zaman senin alttan alarak Allah seni cennetine koysun gibi yumuşak bir cümleyle onun gönlünü alman belki bir başkasının 100 rekat namazından veya daha fazla namazından sana bir şey kazandıracaktır. Derece kazandıracaktır. Yani E'ye sürttüğü zaman ateş çıkar derler ya, sinirli eşinin üzerine geliyor. Birden bunu onu huysuzluğuna yormana gerek yok. Başı ağrıyordur diyebilirsin, morali bozuktur diyebilirsin, sinir sistemi bozuktur, ben bunu alttan almam gerekir diyebilirsin. Bunu mutlaka mahmili hasen dediğimiz güzel bir şeye hamledeceksin ve bunu sen orada güzel ahlakınla tolere edeceksin. Ne yapacaksın? Alttan alacaksın. Bir kardeşimizin eşiyle tartıştığını veyahut da eşinin kendisine biraz hani karı koca arasında normaldir bunlar, serzenişte bulunarak bağırdığını gördüğümde karşı tarafın kendisine verdiği cevap
Allah seni Fatıma annemize cennete komşu eylesin dedi. Şimdi sana hakaret eder gibi ağır bir cümle söyleyen eşine Allah seni Fatıma annemize cennette komşu yapsın diye bir dua yaparsan ne yapacaktır? Duracaktır. Sert olan, suratı 9'u çeyrek geçmekte olan, mahkeme suratı olan bu eşiniz tebessüm etmeye başlayacaktır. Çünkü siz ona Fatıma annemizle cennette komşu olması için dua etmişsinizdir. Yani yaklaşım tarzı bir cümle ne yapıyor? Birdenbire buzları eritiyor. Siz derin dondurucudan buzu çıkarsanız, şimdi etleri derin dondurucuya koyuyorlar. Bunu işleyebilmek için birkaç saat önceden, belki 6-7 saat önceden çıkarması lazım ki buzlar erisin de o eti kullanır hale getiresin. Yani derin dondurucunun buzu 6 saatte, 8 saatte, 10 saatte eriyor. Ama size sinirli olarak hakaretvari bir cümle eşiniz söylediğinde veya anneniz babanız söylediğinde siz ona Allah'ım seni Peygamber Efendimiz'e cennette komşu eylesin, Fatıma annemize komşu eylesin diye hiç beklemediği bir dua ile güzel yaklaşımla karşılık verdiğiniz zaman o buzlar anında bir saniyede eriyiverecektir. Bir duracaktır, tebessüm etmeye başlayacaktır ve içindeki düşmanlık kaybolacaktır. En azından sinirlerde rahata kavuşmuş olacaktır. Kıymetli dostlar, Ebu Umame el-Bahili radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiği güzel ahlakla ilgili kulaklarımıza küpe olacak şu hadisi şerifini bir dinleyelim. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir insan ene zaimun bi beytin fi rabdil cenneti limen terakel mira'e ve in kana muhikkan. Bir insan haklı bile olsa çekişip didişmekten vazgeçerse, haklıdır ama adamla tartışması gerekiyor. Haklı olduğu davada didişmesi gerekiyor. Haklı olduğu halde çekişip didişmeyi terk eden bir insana cennetin kenarında bir köşkü söz veriyorum diyor. Yani cennetin kenarında bir köşkü hak etmiştir bir insan. Haklı olduğu bir davada efendim didişmiyor. Adamla münazaya, münakaşaya, kavgaya girişmiyor. Bu insan bu fedakarlığı, bu ahlaki erdemliği sebebiyle cennetin kenarında bir köşkü hak etmiştir. Ben buna kefilim diyor Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Ve bi beytin fi vesatil cenneti limen terakel kedibe ve in kana mazihan. Bir insan şaka yoluyla dahi olsa yalan söylemeyi terk ediyorsa ona cennetin ortasında bir köşkü tekeffül ediyorum diyor. Demek ki yalan olmayacak. Yalanın şakasını bile yapmıyor adam. O kadar erdem bir insan ki yalanın şakasını da yapmıyor. Eğer bir insan erdemlikte burasını yakalamış ise sırf bu güzel ahlakından dolayı ben cennetin ortasında bir köşkü ona tekeffül ediyorum diyor Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Ve bi beytin fi a'lel cenneti limen hasuna hulukuhu. Cennetin kenarında bir köşkü tekeffül etti. Kime? Haklı olduğu halde, haklı davasında didişmiyor. Münazaya, kavgaya, tartışmaya girmiyor. Cennetin ortasında bir köşkü tekeffül ediyor Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Kime? Şaka yoluyla dahi olsa iki dudağın arasından yalan çıkmayan insana. Şimdi cennetin alasında, A kalite yerlerinde tabiri caizse kocaman bir köşkü tekeffül ediyorum ahlakını güzelleştiren insana. En yüksek mertebeyi kime, en yüksek köşkü, en pahalı köşkü Aleyhissalatu vesselam Efendimiz kim için üstleniyor? Ahlakını güzelleştiren insan için. Bir insanın ahlakının güzelliği, eşiyle olan muamelesiyle, arkadaşlarıyla olan muamelesiyle, annesiyle babasıyla olan münasebetleriyle, altıyla üstüyle, aslıyla üstüyle, yani işçisiyle, elemanlarıyla, patronuyla, büyükleriyle, küçüğüyle, büyüğüyle olan münasebetlerinde ortaya çıkar bu. Bir insan ahlakını güzelleştirirse neyi tekeffül ediyor Aleyhissalatu vesselam Efendimiz ona? Cennetin alasında en yüksek yerinde
efendim kocaman bir köşkü tekeffül ediyor. Kıymetli dostlar, zaman zaman yaptığımız dualarda amin sesleri normalken bazı cümlelerde amin sesleri yükselir. Sıradan amin demek vardır. Bir de amin diyerek aşk ile amin demek vardır. Dikkatimizi çeken cümlelerden birisi de ya Rabbi bu kardeşlerimizi ruh-i mahşerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme cennette komşu eyle dediğimiz zaman amin sesi yükseliyor. Çünkü cennette ona komşu olmak bir cenneti garanti etmiş oluyorsun. İki cennetin en güzel yerlerine yerleşmiş oluyorsun. Hem de sevgililer sevgilisinin cennette komşusu olmak mükemmel bir şeydir. Yani hep arzu ettiğimiz şeydir. Ölürken şöyle ruhumuzu teslim ederken onun mah cemali karşımıza gelse, kabre vardığımızda hoş geldin bir dese her şeye değer bizim için, değil mi? Cennette onunla beraber olmak bizim için mumtaz bir güzelliktir. Rabbim her birimize nasip eylesin. Amin. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey ümmetim, ben ümmetimin hepsini severim. Bana inanan ümmetimin hepsini severim. Ama inne min ehabbikum ileyye, en çok kimi severim? Severim. Ümmetimin hepsini severim. Ama en çok kimi severim? Bir. İkincisi, yarın ahirette bana en yakın kim olacak sizden? Bana komşu olmak istiyorsunuz, tamam. Ama yarın ahirette bana en yakın kim olacak diye sorarsanız ben size cevabını vereyim. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, ahlak bakımından en güzel olanlarınız kimse, benim en çok sevdiğim onlardır. Ve en çok sevdiğim o insanlar yarın ahirette cennette de bana cennette en yakın olacak olan insanlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimizle ilgili der ki, ey ümmetim, Ebu Bekir size çok namazı ile çok orucu ile üstünlük kazanmamıştır. O kalbine yerleşen bir samimiyet ve üstün bir ahlak vardır. Onun sayesinde efendim o yakaladığı makamı yakalamıştır. Kıymetli dostlar, güzel ahlak neşeli olduğumuz zamanlarda ve bizim mutluluğumuzu paylaşan insanların mutluluğu paylaştığı esnasında ortaya koyduğumuz tutum ve davranıştan ibaret değildir. Sinirlendiğin zaman ne yapıyorsun? Birisi sana saldırdığı zaman nasıl tavır ortaya koyuyorsun? İşte insanın güzel ahlakı veya ahlaki karakteri ve kalitesi burada ortaya çıkar kıymetli dostlar. Bir Yahudi, Hazreti Ali Efendimiz anlatıyor bunu. Bir Yahudi'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem borç para almıştı. Ama vadeli bir borç para almıştı. Yahudi vade gelmeden gelmiş Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, benim sende alacağım vardı, bunu bana ver der. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de der ki, doğrudur, senin bende alacağın var. Ancak şu anda benim sana onu verme imkanım yok. Vadesi de henüz dolmadı. Şu anda istiyorsan şu anda ben de bunu sana verecek imkanım yok. Biraz beklemen lazım diyor. Yahudi diyor ki, ben gitmem diyor. Bunu bana vermeden diyor, buradan gitmem diyor. Burada oturacağım diyor. Öğle namazında orada adam. İkindi de orada. Sahabe-i kiram ona böyle bir sert sert baktılar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bu baskıyı yapan Yahudi'ye sert sert baktılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara, hiç sertlik yapma hakkınız yoktur dedi. Bu adamın alacağı vardır. Alacağını istiyor. Doğrusunu yapıyor. Siz bırakın bakalım. Öğle, ikindi, akşam, yatsı, hatta sabah namazını bile orada kıldı. Ya kıldı derken orada bekledi. Zaten Yahudi'ydi. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem temin etti, ödemesini yaptı. Adam dedi ki, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ben sana iman ettim ya Resulallah. Ben Tevrat'ta senin özelliklerini okumuştum. Gerçekten sana kaba davranan insanlara karşı çok kibar davrandığını Tevrat'ta görmüştüm. Mekke'den Medine'ye hicret edeceği de yazılı idi.
Onu gördüm, Mekke'den Medine'ye hicret ettin. Kaba davranan insanlara gerçekten çok kibar davrandığında orada gördüm. Burada benim yaptığım tavra karşı senin koyduğun, ortaya koyduğun performans ise o Tevrat'ta okuduğum özelliklerle aynen örtüşüyor. Ben iman ettim dedi ve kelime-i şehadetini getirdi kıymetli dostlar. Sonuç olarak ezan-ı Muhammed'i okunmuştur kıymetli dostlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize güzel ahlakı öğütülüyor ve buyuruyor ki kendisi Allah'a yalvarırken Allah'ım beni ahlakın en güzeline ulaştır. Ahlakın en güzeline senden başkası beni ulaştıramaz ki. Allah'ım kötü huydan beni temizle, uzaklaştır, tertemiz eyle. Kötü huylardan senden başkası beni temizleyemez ki. Kıymetli dostlar, aynaya baktığımız zaman yapılan bir dua vardır. Müminin hayatında duasız bir şey yoktur zaten. Affedersin, helaya girerken çıkarken dua var, eve girerken çıkarken dua var. Ama aynaya baktığımız zaman da okuyacağımız bir dua vardır. Nedir o? Allahümme hassin hulugi kema ahsente halqi. Allah'ım benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir diye dua vardır. Bunu illa Arapça yapmak şart değildir. Türkçe olarak da yapmak lazım. Aynanın karşısında saçımızı tararken, üstümüzü başımızı ayarlarken bir taraftan da kendimize dua edelim, kendimize dua edelim. Ahlakımızın güzel olmasından kimse zarar etmez. Sadece şeytan zarar eder, başka kimse zarar etmez. Çocuklarımız kâr eder, biz kâr ederiz, akrabalarımız kâr eder, komşularımız kâr eder. Özetle şunu söyleyeyim, güzel ahlak insanı Allah ile olan münasebetlerinde olgun davranmasına yol açar. Güzel ahlak insanın eşiyle, akrabalarıyla, aslıyla, üstüyle, küçükleriyle, büyükleriyle, camide cemaat olarak doğru düzgün davranmasına sebep olur. Sonuç olarak güzel ahlak insanı insanlara sevdirir, eşine sevdirir, anasına sevdirir, babasına sevdirir, Allah'a sevdirir, peygambere sevdirir. Bu tersini aldığı zaman da Allah da nefret eder, peygamber de nefret eder, insanlar da nefret eder. Bazı insanlar eşi tarafından sevilmez, bazı insanlar anası babası tarafından sevilmez, bazı anneler babalar evladı tarafından sevilmez. Sevilmeyen insan sevilmediğinin gerekçesini biraz da kendisine araması lazım. Acaba benim duruşumda ne var? Ben çok affedersin kirli bir pis bir koku mu ortaya yayıyorum? Niye insanlar burnunu tutuyor ki? İnsanlar durup dururken burnunu tutmaz ki. Demek ki pis bir koku var ki burnunu tutuyor. Neden insanlar senden nefret ediyor? Demek ki sende affedersin pis bir koku var. Tavır ve davranışlarında huysuzluk var. Fark etmiyorsun. Kendini bir testten geçirmen lazım. Bir yerde ağrın sancın olduğu zaman koşuyorsun, hemen tahlil yapıyorsun. Tahlilde ne var? Kolesterol mu var? Şeker mi var? Soruyorsun. Peki insanlar burnunu tutuyorsa seninle münasebetlerinde, çocuklarınla geçinemiyorsan, ananla babanla geçinemiyorsan, akrabalarınla geçinemiyorsan, niye onlar burnunu tutuyor ya kardeşim ya? Bir test yapsana kendini. Nerede benim bir yanlışım var? Hangi tavrımda yanlışım var? Nereyi düzeltmem lazım diye burasını görmek lazım. Buna bizim ihtiyacımız var, her birimizin ihtiyacı var. Yüce Rabbim kendisiyle, Habibiyle ve çevremizdeki bütün iyi ve kötü insanlarla iyi geçinebilmeyi, güzel ahlak sahibi olmayı, ahirette cennetin âlâsındaki bir köşkü elde edebilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Amin. Yüce Rabbim her birinizi, her birimizi helal, bol, bereketli kazançlarla merzuk eylesin. Amin. Rabbim dünyada da yüzünüzü güldürsün, ahirette de yüzünüzü güldürsün. Ölümü güzel olan, kabri cennet bahçesi olan, ruz-u mahşerde Habibinin yanında safta yerini alan ayık kullarından olmayı Rabbim her birinize, her birimize nasip eylesin. Ramazan münasebetiyle Rabbim aşkını kalbimize yerleştirsin. İbadete aşık olanlardan, Ramazan'da olduğu gibi Ramazan'dan sonra da ibadetini aksatmayan, cennete doğru koşan ayık kullarından eylesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Lillahi'l-Fatiha.